Arkadaşlar merhaba. Fehmi Hoca ile İngilizce kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İngilizce'de cümle nasıl kurulur? Bundan bahsedeceğim. Bu dersimiz arkadaşlar üst seri şeklinde olacak. Ders 1, ders 2 ve ders 3 şeklinde üst seri şeklinde yapacağım. Bugün ilk dersimiz A1 ve A2 seviyedeki İngilizce öğrenen arkadaşlarımıza hitap eden bir ders olacak. Evet, ders 1, A1 ve A2 seviye İngilizce cümle yapısı, İngilizce'de cümle nasıl kurulur? Hemen isterseniz dersimize başlayalım. Evet. Dersimize geçmeden önce arkadaşlar yapısına göre cümleler kaça ayrılır İngilizce'de? Temel olarak buna bakalım. Arkadaşlar yapısına göre İngilizce cümleler temelde 3'e ayrılır. Bunlar simple sentence dediğimiz basit cümle, compound sentence dediğimiz bağlı cümle ve complex sentence dediğimiz birleşik cümle şeklindedir. Simple sentence cümlemiz arkadaşlar basit cümle, hitap ettiği kitle beginner seviye, yani bu dersimizin içeriği beginner seviyedeki A1 ve A2 düzeydeki İngilizce öğrenen arkadaşlarımız için. İkinci bölümdeki compound sentence ise bir diğer videomda anlatacağım. Intermediate seviyedeki B1 ve B2 seviyedeki arkadaşlarımıza hitap eden bir ders videosu olacak. Üçüncü ve son bölümdeki complex sentence birleşik cümle dersinde ise arkadaşlar artık ileri düzeyde, advanced düzeydeki C1 ve C2 düzeydeki arkadaşlarımıza hitap eden cümle kuruluşlarından bahsedeceğim. Evet, şimdi A1 ve A2 seviyesindeki arkadaşlarımız için basit cümle nasıl kurulur onu anlatacağım. Evet, basit cümle demişiz. Seviyemiz A1. Cümle kuruluşu arkadaşlar. Subject, verb, object şeklinde sıralanıyor. Object nesne. Burada io demişim arkadaşlar. Bu indirect object. Yani object üstümleş. Bu dolaylı tümleş oluyor. Yani nesne de kullanabiliriz. Dolaylı tümleş de getirebiliriz. Subject özne. Verb yüklem. Object nesne. Indirect object varsa eğer kullanmamız gerekiyorsa dolaylı tümleş de kullanabiliyoruz. Dizilimiz bu şekilde. Bu şekilde cümle dizilimi, ögelerin dizilişi bu şekilde. Bunu arkadaşlar Türkçe'ye çevirirken sıralama, Türkçe mantığı. Özne ile başlıyoruz arkadaşlar. Özne ile. Önce özneyi alıyoruz Türkçe'ye çevirirken. Daha sonra ikinci sırada ne var? Nesnemiz veya varsa dolaylı tümlecimiz oluyor. Son bölümde ise cümleyi Türkçeleştirirken yükleme bağlıyoruz. Yüklemle bitiriyoruz. Özne, yüklem, nesne. Ama bir daha söylüyorum. Bunu Türkçe'ye çevirirken subject, object, verb şeklinde. Yani baştan özneyle başlıyoruz. Sondan geriye doğru geliyoruz ve burada cümlemizi yüklemle bitiriyoruz. Örneklere bakalım. I like cats. I like cats. Ben kedileri severim. Ben kedileri severim. I öznemiz. Like yüklem. Cats kediler cümlenin nesnesi. Şimdi yukarıdaki Türkçe'ye çeviri mantığına bakalım formüle. Ne diyor? Özne ile başla. I ben. Ondan sonra iki numarada ne vardı? Nesne vardı. Cats, kedileri. Ondan sonra üçte ne vardı? Bakın yüklem var. Üçte de sevmek fiili var. Ne oldu cümlemizin Türkçesi? Ben kedileri severim. Ben kedileri severim. Severim. Ben kedileri severim. Ben kedileri seviyorum. Türkçe'de bakın özne, nesne, yüklem şeklinde. Ama bir daha söylüyorum. Buna çok dikkat edin. Cümle kurarken arkadaşlarımız bunu çok zorlanıyor veya duyduğu bir cümleyi anlamakta zorlanıyor. Çevirirken zorluk çekiyoruz. Özne ile başlıyoruz. Sondan başa doğru geri gidiyoruz. Özneyi alıyoruz. Cümlenin son ögesine bakıyoruz. Sondan geri geliyoruz. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. The children, burası özne, başında the article var. Çocuklar, drink milk, özne the children. Drink cümlenin yüklemi, milk ise cümlenin nesnesi. Şimdi bunu Türkçeleştirirken mantık neydi, ne yapıyoruz? Önce özne ile başlıyoruz Türkçeleştirirken. Bir diyoruz buraya. Çocuklar, nesneye iki diyoruz. Türkçeleştirme sırası bu. Türkçeleştirme sırası dizilimi değil, Türkçe'ye çevirişi. Sütü, çocuklar süt. Drink ne yapar? İçer. Çocuklar süt içer şeklinde basit bir cümle kurmuş olduk.
Üçüncü örneğimizde arkadaşlar, we live in Turkey. In Turkey'yi komple edatla birlikte almışım. Şurada demek istediğim DT ile veya indirect object ile anlattığım şey buydu. Cümlemizde bir dolaylı tümleç olabilir. Burada nesne değil, dolaylı tümleç kullanmışız. Ne diyor? We live in Turkey. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de. Türkiye'de kısmı cümlemizin indirect object dediğimiz Türkçedeki dolaylı tümleci. Bunun Türkçesi ne oluyor arkadaşlar? Yine hemen bakalım. Türkçe'ye çevirirken önce özneyi alıyoruz. Biz. Ondan sonra en sona gidiyoruz. In Turkey dolaylı tümlece gidiyoruz. 2. Türkiye'de. Ve en son yüklemde ne yapıyoruz? Cümlemizi çevirirken Türkçe'ye bitiriyoruz. We live in Turkey. Biz Türkiye'de oturuyoruz. Biz Türkiye'de yaşıyoruz şeklinde cümlemizi bitiriyoruz. Evet, şimdi A2 seviyeye bakalım. Evet, A2 seviye için basit cümle kuruluşu. Bu bölümde A2. Biraz daha cümlenin ögelerini çoğalttık. Arttırdık burada. Yine her zaman olduğu gibi basit cümle diziliminde olumlu bir yapıda. Subject dediğimiz özne ile başlıyoruz arkadaşlar. Ardından verb dediğimiz yüklemi getiriyoruz. Daha sonra object getiriyoruz. Varsa indirect object dediğimiz dolaylı cümleci getiriyoruz. Ve en sonunda time dediğimiz zaman zarfını getiriyoruz. Türkçe'ye çevirirken sıralamamız, bir önceki sayfada belirttiğim gibi, Türkçe'ye çevirirken bunu önce özne ile başlıyoruz. Ondan sonra cümlenin en sonundan başlıyoruz demiştim. Bir daha söylüyorum. En sona gidiyoruz. En sonunda ne var? Zaman zarfımız var. 2 numaralı zaman zarfı. Ondan geri doğru geliyoruz. Zaman zarfından sonra. 3 numarada ne var? Eğer varsa cümlemizde dolaylı tümleç veya nesneyi alıyoruz. Ve en son bölümde de 4. bölümde ise Türkçe'ye tercüme ederken yüklemle cümlemizi tamamlıyoruz. Hemen örneğimize bakalım arkadaşlar. I have breakfast every morning. I cümlemizin öznesi. Have yüklemi. Breakfast nesne. Bakın dolaylı tümleç yok. Varsa dedim ben kullanılabiliriz. Ve en sonunda da every morning de ne yapıyor? Zaman zarfı. Ne zaman sorsan cevap veriyor. Zaman zarfını yerleştirmişiz. Bunu Türkçe'ye çevirirken arkadaşlar yukarıda göstermişti dizilimini. Bakın bir sona gidiyoruz. Şimdi arıyoruz öznemizi. Ben en sona gidiyoruz cümlenin sonuna. Her sabah kahvaltı yaparım. Kahvaltı yaparım. Burada have fiili breakfast'la bir kombine oluşturmuş şeklinde kullanır. Have breakfast kahvaltı yapmak şeklinde kullanılır. Özne, yüklem, nesne, zaman zarfı. Dizilim bu şekilde arkadaşlar. Fakat bir daha söylüyorum. Bunu Türkçe'ye çevirirken özneyle başlarız. Ondan sonra cümlenin en son ögesine gideriz. Zaman zarfına gideriz. Zaman zarfı, zaman zarfından geriye doğru varsa dolaylı cümleç veya nesneyi alırız. En sonunda da yüklemle cümleyi bitiririz arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. We went to the cinema yesterday. We went to the cinema yesterday. Hemen yine inceleyelim. We cümlemizin öznesi. Went yüklemi. Burada gitmek fiili cümlemiz geçmiş zaman olduğu için ikinci halde kullanılmış. Verb 2 yapılmış. To the cinema birkaç kelimeden oluşan bir öbek. Kelime grubu. Burası komple indirect object dediğimiz dolaylı tümlecimiz arkadaşlar. En sonunda da yesterday dün yani zaman zarfını getirmiş. Türkçeleştirirken bunu ne yapıyoruz yine? Önce özne ile başlıyoruz. Bir diyoruz. Biz zamirine birinci çoğula. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? En sona gidiyorduk. En sonunda ne var? Yesterday var. Biz dün şuraya 2 diyoruz arkadaşlar. Sinemaya nereye gitmişiz? Sinemaya nereye sorusunu aldığımız cevap ne oluyordu? Dolaylı tümleç. Buraya 3 diyoruz. Ne yapmışız? Yaptığımız iş olay eylem neymiş? Gitmek fiili gitmek olay gitmek eylemi olduğu için ve 4 ile tamamlıyoruz. Biz dün sinemaya gittik. We went to the cinema yesterday. Dördüncü örneğimiz arkadaşlar. Bakalım. Yine basit bir cümle. Ve 4 ögeden oluşmuş. Özne, yüklem, nesne, zaman zarfı şeklinde. Mary brushes her teeth. Her teeth yine tamlama şeklinde olmuş. Bir tamlama var burada. Dişlerini şeklinde. Nesne. Everyday. Everyday de her gün. Eylemin yapılma zamanını söylüyor. Her gün kelimesini, zaman zarfını kullanmış.
Mary brushes her teeth every day. Mary her gün dişlerini fırçalar. Burada s takısı gelmiş arkadaşlar. Sebebi simple present tense bilgisi olan arkadaşlar unutmasın, hatırlasın. Cümlemizin öznesi üçüncü tekil olduğu zaman ve olumluysa cümle veya tek özel isimse, bakın tek özel isim var. Mary bir özel isimdir ve tek kişiden bahsediyor. Fiilimizin sonuna bir ne geliyordu arkadaşlar? S takısı gelirdi. Buradaki S takısı bundan dolayı geldi. Buradaki S takısı normalde fiilimizin takarlamış olsa yazılımı brush şeklinde oluyordu. Bunu Türkçe'ye nasıl çeviriyoruz? Sıralama yine bakalım. Özne ile başlıyoruz arkadaşlar. 1. Mary. Neydi kuralımız? Özneyi alttan sonra, sürekliden sonra Türkçe'ye çevirirken en sona gidiyorduk. En sondaki ögemiz arkadaşlar zaman zarfımız. Her gün Mary her gün Mary öznemiz. Mary öznesinden sonra en son gidiyoruz Mary'yi. Her gün sondan başa doğru geliyorduk artık. Her gün dişlerini brushes yüklem fırçalar. Numaralarım 1. Every day'e ne diyoruz? 2 diyoruz arkadaşlar her güne. Dişlerini nesneye 3 diyoruz Türkçe'ye çevirirken. Fırçalamak fiili kelimesine fiiline de yüklem görevindeki fiile de 4 diyoruz. Mary brushes her teeth every day. Mary her gün dişlerini fırçalar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu dizilimi ben size verdim. Daha fazla kelimeler de düzeyimize göre kullanaraktan biz yine basit cümleler kurabiliriz. Basit cümlede illaki bu ögeler olacak. Bundan fazla öge olmaz anlamına gelmiyorum. Daha fazla da öge kullanabiliriz. Önemli olan tek bir yargıyı, tek bir düşünceyi, fikri anlatmış olmasıdır. Dolayısıyla buraya dolaylı tümleştir, nesnedir, işte yer zarfıdır, yön zarfı gibi zarflar da getirerek de cümlemizin içeriğini zenginleştirebiliriz. Daha zengin bir hale getirebiliriz. Evet arkadaşlar, A1 ve A2 seviye için basit cümle İngilizce'de nasıl kurulur? Kısaca anlatmaya çalıştım. Örnekleri siz de inceleyip bu örneklere benzer örnekleri yapıp bu numaralandırmalara sıralaya göre Türkçe'ye çevirirken de unutmayın arkadaşlar. Basit cümleler her zaman özne ile başlarız. Yani dolayısıyla en son ögemiz neyse onu alırız. 2 numarada son ögeden başa doğru geliriz. 3 yaparız ve cümlemizi de yüklemle tamamlarız arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Çünkü Türkçe'ye çevirirken çok zorlanıyoruz, anlamıyoruz veya cümleyi kurarken yanlış kuruyoruz. Bu dizilime dikkat ediyorum. Bir daha söylüyorum. Subject, özneyi alıyoruz arkadaşlar. Verb, yüklem. Nesnemiz veya dolaylı tümlecimiz varsa yer, yön, zarfımız. Burada belirtmedim. Onu B düzeyde vereceğim. En sonunda da basit cümlede varsa cümlemizin zaman zarfını belirtiyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.